Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Tercih döneminde tıp fakültelerini tanıttığımız bir serimiz vardı ve gerçekten çok keyifli geçiyor. Bugün de durağımız Mersin'de. Sağ olsun Mirza beni kırmadı, davet ettim geldi. Teşekkür ederim. Hoş geldin Mirza, nasılsın? Hoş bulduk. Asıl ben davet ettiğin için teşekkür ederim. İyiyim. Güzel bir yaz tatil dönemine girdik. Yoğunluk bitti. Ben de 4. sınıf öğrencisiydim. 5. sınıfa geçtim. Öyle şu anlık güzel. Hadi bakalım. Bütün yok muydu senin verdin mi yoksa bütlerini Mirza? Benim bütün bu sene olmadı hiç. Ay çok güzel. Dörtte İnşallah bitiyor. seneye de olmaz. Mirza çalışkan birisi arkadaşlar. Baştan bunu anlamış olduk. Hadi inşallah Azıcık. bakalım. Hadi Aslında hiç çalışkan başlayalım biri değilim de sene stajlar beni böyle bir çalışma isteğiyle doldurdu anlamadım. abi. Ya dördüncü sınıf birazcık zor olduğu için hani insan bir çalışayım falan diye şey yapıyor. Mirza ile biz Leyla'dan sonra projemizden yine birçok arkadaşımla burada Evet. öyle tanıştığımız gibi oradan tanışıyoruz. O zaman hazırsan Mirza sorulara geçeyim mi? Olur tabii. Öncelikle şu an güncel sıralamalar nasıl? Sen hangi sıralamayla girmiştin Mersin'e? Ve okulunuzda mesela tercih edecekler var ama bir emin değiller. Başka sıralamalarda, iyi sıralamalarda olup yine de tercih eden kişiler var mı Mersin'e? Ya aslında çok geniş. O mesela ben 10 bin ile başvurmuştum. 10 bin 500'lerde falandım. Ben 2018 senesinde giriş yaptım ama şu zamanlarda bile hiç sıralamalar değişmemiş. Neredeyse aynı. Bu sene 2021 YKS yerleşmelerinde 11.590'la son kişi yerleşmiş. Tavan olarak da sanırım 4.900'lerde bir şeydi. Yani 4, 5.000 ile 12.000 arasında kişiler genelde tercih ediyorlar Mersin'i. Özellikle de Mersin'de yaşayıp da böyle yüksek derece yapanlar Mersin Üniversitesi'ni tercih ediyorlar. Bu şey benim Malatya'da kalmam gibi buna benziyor. Olabilir. Tamamdır. Bir diğer soruya geçeyim. Bu önemli bir kısım. En çok bura merak ediliyor zaten. Mersin'in temel bilimler eğitimi, klinik bilimler eğitimi nasıl? Faydalı mı? Sevdiğin, sevmediğin yönler, zorluğu, kolaylığı nasıl? Onu sorayım. Şimdi öncelikle benim arkadaşlara tavsiyem kesinlikle dışarıdan duydukları Mersin çok zor falan şeylerine inanmasınlar. Tabii zor. Biraz zor tabii de. Zorluğu temel klinik olarak ayıracağımız zaman mesela temel bilimlerde bazı ana bilim dalları gerçek anlamda zorluyor sınavlarda. Özellikle mesela farmakoloji, fizyoloji bunlar birazcık zorluyor. Hocalardan kaynaklı bir zorluğu var. Ama aynı zamanda böyle güzel yani. Kaliteli eğitim veriyorlar. Özellikle mesela anatomi, histoloji, patoloji çok iyi eğitim veriyor. Laboratuvarları da çok iyi. Ben o yüzden temel bilimimizi seviyorum genel anlamda. Sadece işte farmakoloji birazcık sıkıntı yaratıyor. Özellikle komite finallerinde şey finaller oldu. Finalde sorduğu zor sorularla bayağı bir kişi vite bıraktı. Sağ olsun. Üçüncü sınıfta şu an vite 140 kişi var. Vallahi Bayağı bakalım. çoğu. Evet, o da sadece farmakoloji yüzünden yani. Zaten yani araştıranlar biliyordur azıcık. Farmakoloji 3. sınıfta özellikle böyle bayağı bir yer kaplıyor. Tabii ki. Farmakolojimiz birazcık zor. Onun dışında klinik çok iyi bence. Özellikle dahiliye, pediatri ve genel cerrahi gibi büyük stajlarda hocalar eğitime bayağı önem veriyor. Öğrencilerle güzel ilgileniyorlar. Zaten Mersin bayağı profesör de var. 150 profesör var ben yanlış hatırlamıyorsam. Diğer akademisyen sayıları da bayağı iyi diğer üniversitelere oranla. Klinik bilimlerimizi de beğeniyorum. Ben zaten şu an sadece 4 büyük staj artı 4 tane küçük staj aldım. Şu an onlardan memnunum yani. Ama işte seneye ne olur? Bu sene işte 4. sınıfta 8 staj var. Önümüzdeki sene 16 staj var. Daha 16 stajı şey yapamadım. Tam deneyimleyemedim. Onu da göreceğiz. Ya 5. Ama genel sınıf 4. sınıf anlamda çok ben daha keyifli geçiyor. Kesinlikle yani birçok yerde bu böyledir. Bizde de böyle. 4 güzelse 5'te keyif alacaksın emin ol. Böyle söyleyeyim sana. İnşallah. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'i konuştuk. 6. sınıfa geleyim. İnternlik sizin okulunuzda nasıl? Ben arkadaşımdan dolayı belli bölümleri biliyorum. Ortak arkadaşımızdan dolayı belli yorucu bölümler var. Ona eminim. Var. Ders çalışabiliyorlar mı? Angarya iş ne kadar yapılıyor? Bunu sorayım. Ya bence yani benim tabii ben de deneyimlemedim. Aldığım duyumlara göre internin gerçekten internlik olarak yapıldığı nadide yerlerden birisi Mersin. Ders çalışmaya, tuz çalışmaya o kadar vakitleri olmuyor. Yani mesela bazı böyle şeylerde, üniversitelerde farklı uygulamalar varmış sanırım. İşte öğrencilerin ders çalışabileceği zamanlar falan ayrılıyormuş. Bizde öyle zamanlar yok. Bizde de Ama yok. şu açıdan değil mi? Şu açıdan iyi bence bu. Perifere gittikleri zaman mezun olup işte zorunlu görevlerini yaptığı zaman insanlar gerçekten rahat ediyorlar. Biliyorlar çünkü bir şeyleri, deneyimliyorlar. Ki özellikle acilde falan direkt hastayla birebir ilk onlar iletişime geçiyor. Triyajdalar, içeride de müdahale ediyorlar. Yani bence bu açıdan iyi ama açısından birazcık zorluyor. Anladım, tamamdır.
Şimdi zaten çalışma durumunu söyledik. Ama bunun dışında şeyi sorayım. Yani Mersin zaten gayet güzel, büyük bir şehir. Ben de sevmiştim gittiğimde. TUS dershaneleri de var. Ama her TUS dershanesi var mı? Bir de TUS başarısı iyi mi? Onu sorayım sana. Ya istersen TUS başarısı da başlayayım. TUS başarımız ortalama. Yani İstanbul, Ankara, İzmir'deki üniversiteler gibi yüksek TUS başarımız yok maalesef. Ama o kadar da kötü değil yani. Son zamanlarda özellikle yani her sınavda çıkıyor 60, 9, 70, 71 puan kesinlikle çıkıyor aramızdan. Ama işte ortalama olarak biraz düşük. Bu da işte şeyden kaynaklanıyor biraz. 5. 6. sınıfta çok fazla TUS çalışma imkanı olmuyor. 5. sınıfta 16 tane staj var. Onlar da yoğun geçiyor yani. Mesela ben soruyorum sürekli işte 5. sınıflarla sürekli muhabbet ediyorum. Diyorum işte nasıl çalışıyorsunuz, dershaneye gidebiliyor musunuz? Hem dershanedeki derslere yetişmeye çalışıp hem stajlara nasıl çalışıyorsunuz falan diye. Yani Ölerek. çoğu yetiştiremiyor yani. Çok yani yetiştiren de var tabii. Tamamen bireysel diyeyim çalışma. TUS dershaneleri de ben hepsi var diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. O konuda şimdi TUS Data var, TUSEM var, TUS World var. Sonra bunlar yani TUSEM ve TUS Data çok fazla gidilen şeylerden, dershanelerden. TUS Time var mı? TUSEM var, TUSEM de var sanırım. TUS Time online olarak şey yapıyor, eğitim veriyor şu an. Hatta ben de öğrencileriyim. Ben de geçen sene katıldım. Bakalım ileride ama belki arkadaşlara yetişir, şube açılacak diye biliyorum. Anladım, İnşallah onlara da tamamdır. yetişir geldi. Yani bu dün arkadaşımla birlikte Erzincan için çekmiştik. Birazcık şey olalım, realist olalım. Almanca kursu da var vesaire demişlerdi. Mersin'de İngilizce Almanca kursu vardır değil mi diyorum. Bunu sormak gerçekten istemiyorum ama düşünen, otomatik yurt dışı düşünenler için vardır diye düşünüyorum. İngilizce kursu kesin var. Almanca kursu da özel ders olarak böyle öğrenciler toplanıp alındığını biliyorum. Öğrenciler Anladım. toplanıp alıyorlar. Tamamdır, tamamdır. Şimdi bir diğer soru. Okul akredite mi? Ve İngilizce, Türkçe tıp seçenekleri var mı? Varsa farkları ne? Yoksa yoktur zaten. Ya bizim İngilizce seçeneğimiz yok. Sadece Türkçe eğitim veriyorlar. Ve akreditasyona çok önem veriyorlar. Özellikle eski dekanımız bu sene değişti. Akreditasyona bayağı bayılıyor yani sürekli akredite olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız diye bayağı bir yatırım yapmıştı okula. Seviyor yani o şeylerle uğraşmayı. Akreditasyonumuz var. Tamamdır. Bu iyi. Şimdi şöyle, Mizah Hataylı doğal olarak dışarıdan geliyor. Onun için dışarıdan gelen birisi bu soruları bence daha mükemmel cevaplıyor. Yurt ve ev imkanları ne durumda? Fiyatlar ne kadar? Of, arkadaşlar. Yani biz 4 sene geçirdik de ben şimdi yeni geleceklere çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok zor şu an şartlar. Özellikle ev yani çok zor. Şimdi şöyle, Mersin'de yurt imkanımız biraz kısıtlı. Erkek ve öğrenci yurtları kontenjan olarak azlar. Ona nispeten erkek yurdu daha az. Mesela ben ilk geldiğim zaman kesinlikle yerleşememiştim. Yedekten girdim sonradan. Ama hala da kalmaya devam ediyorum. Şöyle, erkek yurdu sanırım üniversite yerleşkesi içerisinde bir tane erkek yurdu var. O 1.000 kişilik benim de kaldığım. Onun dışında bir tane daha erkek yurdu açıldı. Biraz uzak üniversiteye ama ulaşım kolay. Ulaşım sıkıntısı yok. Onun dışında kız yurdu biraz iyi. 3.000 kişilik bir kız yurdumuz var KYK. O da çok yakın. Üniversitenin yerleşkesine çok yakın hastanenin dibinde. Yurt imkanı böyle. Ev birazcık sıkıntı. Bu zamanlarda yani herkes biliyordur yani az çok. Ev fiyatları çok fazla arttı. Kiralar da uçtu. Ortalama ne kadar diyebilirsin bize? size fiyat vereyim. Araştıran arkadaşlarımdan benim duyduğum kadarıyla işte mesela 1 artı 1 eşyalı bir eve çıkmak istiyorlarsa yani en az 3.000 lira, 3.500 lira gibi bir değer biçiliyor. Üniversite çevresindeki evler birazcık pahalı. Maalesef hiç öğrenci dostu değil kiracılar. Öyle. Yani Malatya bu Ama konuda iyi hep diyorum ben. Yani mesela maddi olarak bir seçenek önlerine koyarlarsa, ben tabii Malatya'da da sürekli saydırıyorum pahalı pahalı falan diye de. Ya Malatya'da bu söylediğin şey 3.000 küsür değil, 2.000 TL gibi ortalama mesela. ya işte Mersin'de biraz öyle değil kötü. Anladım. Peki özel yurt var mı yakınlarda? Özel yurt seçenekleri onu biliyor musun? Üniversite yakınlarında ya yakın yine ulaşımı rahat şey var özel öğrenci yurtları var. İyi, iyi, tamamdır.
Şimdi nasıl Mersin'in ulaşımı, onu soracağım. Öncelikle bir kez sahil, misti, yani güzeldi, hoştu. Biz kullandık geldiğimizde de böyle otobüs falan filan, yolu bulması hiç zor değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama ulaşım pahalı mı? Onu sorayım ben. Rahat yoksa bence. Ben öyle düşünüyorum. Bence de. Ya şehir acayip düz ve hani sahil şeridine ilerlersen her şeyi bulabiliyorsun. Her şey ona paralel ilerliyor. Ben onun yönünü çok seviyorum. Bir de ben şimdi Hatay'da yaşadığım için lisede İskenderun'da okudum. İskenderun'u biliyorsunuzdur belki. Orası da Mersin'e çok benziyor. Hatta ben diyorum işte Mersin'in işte büyük şey küçük İskenderun falan diye böyle benzetmem de var benim. Seviyorum ben Mersin'i. Şöyle ulaşım ücretleri. Ya bence belediye çok uygun. Belediye yani yani bilmiyorum diğer şehirlerde nasıl. Belediye 2 TL ile istediğiniz yani tüm şehirlere Çok iyi. bilebiliyorsunuz. Evet. İyiymiş, Ya iyiymiş şimdi zaten bu. Buna şey evet, belediye zaten ilk şeyde seçimde falan hep böyle 1 lira yapacağız öğrencilere, 1 lira yapacağız falan diyorlardı. 1 lira yaptılar. Sonra gelen zamlara dayanamayıp 2 lira yaptılar. diyemem. Ama yine de uygun yani. Biz çoğu yere giderken belediyeyi tercih ediyoruz. Şey biraz Tamam. pahalı. Kooperatif araçları birazcık pahalı. O da 4,75 sanırım. 4,5. 4,5 diye hatırlıyorum. Evet, 4,5. Ama Anladım. dönünce ne olur Anladım. bilmiyorum. Hadi bakalım. Şu 2-3 ayda her şey değişebilir. Evet. Ona göre tercih yapın arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şey sorayım. Mersin'de olanlar zaten bilir ama okulda ve şehirde sosyal aktiviteler nasıl? Yani biz zaten tamam belli bir sosyal aktiviteye vakit ayırabiliyoruz ama yapınca da işte şuna gidebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz dediğim bir şeyler var mı? Varsa neler, onu sorayım. Okulda ve şehirde. Ya okulda fakülte bazında herkesin çok fazla vakti olmadığı için belirli etkinlikler yapılıyor. Okuldaki işte kulüpler çok iyi. Kulüplerin etkinlikleri oluyor. Onlara katılabilir arkadaşlar. Fakültemizin kendi etkinlik şeyleri var, kulüpleri var. Onlar çok aktif. Onun dışında üniversite genel olarak aktif. Bahar şenlikleri falan yapılıyor. İşte konserler, tiyatrolar falan. Fena değil Mersin Üniversitesi'nin. Okul için böyle ama şehir çok iyi o yönden. Yani belediye şu anda muazzam bir şekilde kültür ve sanat etkinliklerine destek veriyor. Özellikle Mersin Şehir Tiyatrosu ve Mezitli Belediyesi'nin yanlış hatırlamıyorum. Evet, Mezitli Belediyesi'nin kendi tiyatroları var, belediye tiyatroları ve halk bunlara ücretsiz bir şekilde gidebiliyor. Öğrenciler, halk herkese ücretsiz. Evet. Malatya tanır mı sanmam. Malatya ve İnönü Üniversitesi. Ya keşke bir şey diyeceğim. Ben bunu keşfettiğimde o kadar mutlu oldum ki yani hiçbir etkinliklerini kaçırmıyorum artık. Sürekli hani iki elim kanda da olsa gitmeye çalışıyorum. Gerçekten hem kendileri çok iyi oyunlar sergiliyorlar hem de dışarıdan sürekli oyun getiriyorlar. Başka kent tiyatrolarına falan ev sahipliği yapıyorlar. Çok hoş yani. Tiyatro açısından çok iyi bence Mersin. Onun dışında ücretli ücretsiz bir sürü konser, devlet opera balesi çok aktif. Belediyeler aktif. Güzel yani. Şu an için ben çok memnunum Mersin'in sosyal aktiviteler açısından. Müzik eğlence Anladım. sektörü de bayağı gelişmiş. Eğer onu merak edenler olursa onun açısından da Kesin Mersin olur. güzel. Kesin olur Mirza. Bunun için Malatya'yı tercih etmeyen insanlar var. Onda hayat bitiyormuş falan diye. Ya hiçbir şey Ya. bilmiyorsan kahveni takeaway alırsın, sahile gidersin. Bu bile Gerçekten yeter. öyle. Yemin ederim bu bile yeter. Keşke bize de nasip olsa falan diyoruz sürekli. Tamamdır. Şimdi etkinlikleri konuştuk. Ama tıp fakültesi içerisinde veya direkt kampüs içerisinde kulüpleri de insanlar merak ediyorlar. Öncelikle Leyla'dan sonra Mersin'de aktif. Bunu kesinlikle herkese Tabii. söylüyorum zaten. Bunun dışında Leyla'dan sonra da birçok etkinlik de yapıyor zaten Mersin ekibi. Yeterli kulüp var mı okulumuzda? Varsa neler yapıyorlar? Tavsiye eder misin? Gelsinler mi bu konuda? Onu sorayım. Bence bizim şeye gelen, fakülteye gelen herkes kesinlikle yani en az bir şeye, kulübe üye olsun. Hatta yani hepsine üye olmak isteyen de. Ben mesela ilk girdiğim zaman hepsine üyeydim. Hepsinin yönetiminde falan da bulundum. Çok zevkli. Gerçekten eğer böyle hani boş vakitlerinizi harcayacak. Aslında yani boş vakit olmuyor falan diye yakınıyoruz da var yani boş vaktimiz de var. Güzel vakit geçirebileceğiniz yerler bence. Özellikle fakülte kulüpleri. Ya işte şey oluyor. Üniversite kulüplerine çok fazla zamanınızı uyduramıyorsunuz. Çünkü onların ders yükü o kadar yoğun değil. Onlar o kadar hani bizim kadar sık sınav olmuyorlar. Onlar daha rahat. Onlara ayak uyduramıyoruz. O yüzden kendi fakültenizdeki şeye kesinlikle
hani Mersin tercih etmeyecekler için söylüyorum. Kesinlikle katılın. Bizim fakültede okuldan başlayayım önce. Okulda bayağı bir kulüp var. Bisiklet kulübü var, tiyatro topluluğu var, sanat topluluğu var. Hatta benim bilmediğim belki de bir sürü topluluk vardır. Tema var. Onlar çok aktifler. Hani bize de gelip arada tanıtım falan yapıyorlar. Güzel yani. Ben Mersin'in kulüplerini seviyorum. Bahar şenliklerinde falan konser veriyorlar ekstra. Böyle güzel oluyor. Katılıyoruz. Fakültemiz de çok iyi. Bence şey oluyor. İşte Leyla'dan sonramız zaten. Hani o canımız, tadımız. Aynen. Gelenler kesinlikle, arkadaşlar bu videoyu izleyenler kesinlikle Leyla'dan sonra iyi oluyorlar. Evet, lütfen bunu yapmak zorunlu arkadaşlar. Evet. Leyla'dan sonramız şu an ekibimiz de çok aktif. Çok güzel etkinlikler de yapıyorlar, sürekli ziyarette de çok aktifler. Kesinlikle aralarına katılsınlar. Onun dışında tabii ki Leyla'dan sonra dışında Mersin TÖP var. Öğrencileri Birliği. Türkümüz çok iyi. Onlara çok iyi etkinlikler yapıyorlar. İşte bölge toplantıları gerçekleştiriyorlar. Başka farkındalık etkinlikleri yapıyorlar. O etkinliklere katılsınlar kesinlikle. Hem de orası Leyla'dan sonra da olduğu gibi diğer fakültelerle iletişiminizde de çok etkili oluyor. Bu gerçekten çok önemli bence fakültesinde. Mesela Mukaddes'te bizim böyle arkadaşlığımız falan önemli yani. Diğer fakültelerden de kesinlikle arkadaş edin. Kesinlikle. Onun ulusal da... okul için çok etkisi oluyor. Mesela evet. Ulubat da vardır, Mersin Bat vardır benim tahminimce. Var. Mütbat çok aktif değil. Yani pandemiden önce çok aktiflerdi. Ama şu an çok aktif değil. Belki de geldiklerinde aktiftir yani. Geldiklerinde olabilir. Tekrardan. Belki de siz aktifleştirirsiniz arkadaşlar, kazananlar. Evet. Olabilir yani. Mersin'de bir de tabii ki şehit topluluğu var. Tiyatro, üniversitenin tiyatro topluluğu var. Tıp fakültesinin ayrı kendi tiyatro topluluğu var. Ve her sene muazzam oyunlar çıkarıyorlar. Ben ilk iki sınıfta tiyatro topluluğundaydım. Sonradan işte yoğunluktan dinle ayrılmak zorunda kaldım. Ama şu an mesela son çıkardıkları oyun falan gelip izlemeleri lazım. Yani muazzamdı. Normal tiyatro kalitesinde, normal çalışan tiyatro kalitesinde vakitlerinden ayırıp çok iyi oyunlar çıkarıyorlar. Ben kesinlikle gelenlere tavsiye ederim. Tamamdır. Başka yoksa yani benim böyle çok fazla aktif olarak gördüğüm topluluğumuz yok. Bu üçü var çok iyi. Tamamdır. Müjde, biraz daha konuşursam Mersin'e geçmeye çalışacağım. Onun için bu kadar yeter falan diyormuş. Son sene. Yani ben böyle kendi dönemimde dürüst olmak gerekirse hani biliyorum Mersin'de tıp var ama hani hiç araştırmadım. Çünkü hani Malatya'ya yazacaktım, belliydi. Ama konuştukça fark ediyorum ki maalesef yani bunu belki izleyen hani arada kalan kişiler vardır. Geçen sene ben İnönü Üniversitesi tanıtırken zaten dedim arkadaşlar sosyal çok beklemeyin. Belediyeden de beklemeyin. Batı'dan gelen bir alışsın falan dedim ama İnönü gerçekten bir bahar şenliği yani yıllardır yapılmıyor maalesef. Hani gençler için bu lazım. Biz de sürekli böyle başka daha dini içerikli paylaşımlar ve topluluk etkinlikleri yapılıyor. Her gence de maalesef bu hitap etmiyor. Keşke böyle herkese açık ve net bir şeyler yapılsa ama bu şekilde yani bizim üniversitemiz. Onun için Mersin bana bu konuda çok iyi geldi yani. Herkese hitap ediyor tiyatro falan. Çok beğendim, sevdim yani. Şimdi son olarak artık teşekkür ederim. Bayağı bir şey söyledin bizim için. Sağ ol. Bize eklemek istediğin, ya Mukaddes bunu da söyleyeyim dediğin, hani gelecekleri şunu tavsiye edeyim ya da şöyle yapılsın dediğin bir şey var mı? Ya Mersin için söyleyebileceğim, bence tercih edilebilir bir üniversite. Fakülte olarak da çok iyi bence. Onun dışında ben herkese yani güzel bir ters dönemi diliyorum. Umarım her şey gönüllerince olur. İstedikleri fakülteye istedikleri şekilde giderler. Bu şekilde sana da bana burada böyle konuşma fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Ne demek, her zaman. İnşallah yüz yüze de videolar çekeriz. Bir araya gelip İnşallah. Bakalım. İnşallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Ama diyelim ki hala bir şeyleri merak ediyorsanız yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi... Ayrıca mesela merak ettikleri bir şey olursa ekstra falan bana da ulaşabilirler. Sen eğer işte Instagram adresi falan koymak istersen koyabilirsin. Ben her zaman açayım yani.
istedikleri gibi ulaşabilir. Bakın. Bu kadar da açık net sizin için. Daha ne diyeyim? Açıklamalar kısmına Mizda'nın Instagram'ını vesaire de koyacağım ben. Oradan DM'den de ulaşabilirsiniz istiyorsanız. Bu şekilde. Tamamdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.